Biz bugünkü dersimizde kayan yazı adlı proje yaptık. Bu projedeki amacımız bir test gibi bir şeydi. Bu sefer kodları biz yazdık. Şimdi göstereyim. Kayan yazı benim ismim burada kayıyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Ozgur Görkem Salap yazmak zorunda kaldım. Çünkü Türkçe karakter kullanılamıyor. Şimdi kodlara gelince burada 200 kristal bir nokta zip dosyası. Bunu indirerek Arduino diye yükleyerek LCD ekranımız için bir kütüphane indirmiş oluyoruz. Burada da LCD ekranın tipini belirliyoruz. Burada 0.27 cinsi. 16 sütun, 2 de satır olduğu için böyle yazıyoruz. Buraya gelince init LCD ekranı başlatıyor. Tabii LCD nokta olduğu için. LCD nokta backlight. Bu da şöyle gösterirsem şuradaki şu an bu parlak mavi ışığı göstermesini sağlıyor. Eğer backlight'i koymazsak yazılar gözükmez. Çok karanlık olur. Gözükse de çok az gözükür. Sonra bir for döngüsü oluşturduk. Bir de i adlı değişkeni oluşturduk. Bunun bir anlamı yok. Sadece yani onu oluşturduk. Sıfır değerini verdim. Sonra i 17'den küçük olacak. Yani maksimum sayısı 16 oluyor. Küçük olacağı için. Sonra da i'yi bir arttırıyoruz. Şimdi burada i hep bir arttırıyor. Bu sütun yeri. Burası da satır yedi. LCD ekrana yazdırdığımızda. Sütun hep bir artıyor. Bir sağa doğru kayıyor burada. Bu da satır. Satır hiç değişmeyeceği için oraya sıfır yazdık. Burada da yazdıracağım şeyi yazdım. Ondan sonra buraya i, bu sefer 1 yaptım. Alt satıra da soyadım yazmak için. Sonra yarım saniye beklettim ve sildirttim. Bunu yapıyor, siliyor. Sonra kenara kaydırıyor, siliyor. Böyle bir döngü oluşturduk. Bugünkü dersimiz böyleydi.